Kurye bir şey çok zam geldi. Biliyorum evet. Onu da. Ne kadar fark etti ortalama? Yarı yarıya fark etti. Şu anda geçen yıl yazın ortasında sattığımız, geçen yıl ile de işte 8. ayda sattığımız 80 lira gibi mesela bunu satıyorduk. Şu anda 150 lira. Alım düşüyor tabii. Tabii ki alım %70 civarında düştü. %30'lara düştü. Tabii böyle %30'lara düşünce sizin de şey giderler, elektrik faturası şu falan yükselecek. İkiye katladı onlar da işte. Bu elektrik zamlarında faturaları nereden nereye geldi? Hiç kıyas yapabildiniz mi? Tabii ki. Şu anda geçen şeye bakarak, geçen fatura dönemine bakarak 150 lira gibi geliyordu bize. Ortalama bir spot çıkardı. Evet, başka bir şey yok. Fazla bizim işimiz yok. Şu anda 380 civarı. Yani %100'ün üzerinde evet. Bir artış var. %100'ün üzerinde. 150'den 380'e kadar çıktı. Bizim tabii ki Bağkur artışı, işte SSK artışı, hepsi bize etkiliyor. Hepsi direkt esnafın yani, belini büküyor. Evet, küçük esnafı çok büyüyormuş. Ya büyük esnaf nasıldır bilemem tabii ben o işlere fazla şey yapmadığımız için. Ama küçük esnafın belini çok büküyor. Doğru. Yani önceden kiloyla belki çerez alınıyordu ama şimdi herhalde iyice drama düştü. Şimdi şöyle bir şey var. Şudur budur diyemem ben herkese. Tabii kendi şeysi ama ben şahsım olsa 150 lira düşünürüm. 150 lira versene. Evime et mal. Kendi evet. İşimiz yani. Kendi işimiz. Kendimiz yapıyoruz mesela. Ama düşünürüm. Versek mi vermesek. Çünkü niye 4250 gibi bir rakam alıyor adam. Evet. 1 kilo çekirdek alır, 1 kilo deprek alır. Geçer gider. Ama önceden olsa ya yarım kilo ver diyordu, yarım kilo ver diyordu. Ama şimdi yarım kilo var da kaldı. Artık küçük kese kağıdım fazla. Küçük kese. Önceden yarımlık kese kağıdı. Çok. Ne 250 gramlık kese kağıdı. Ondan hiç bastırmaz. Şimdi ondan bastırmaz. Gitgide. Yani gitgide alım gücü düşüyor. Allah kolaylık versin. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çay içmeye de beklerim. İnşallah. Sağ olun.